My friend, Turkish my friend. Okay? Cristiano Ronaldo. Niye böyle oldu? Ha, işte korona geldi böyle oldu. Yok ya, yutar mıyım? Benim gibiler yutmaz mı? Ayın içine sarımsak doğruyor sabah sabah bu arada. ...2022 model. Günaydın arkadaşlar. Yine bir iş günü. İşe geldim. Bina artık kendini göstermeye başladı. İskele söküldü. Sabah sabah da işe gelmek güzel olmuyor ya. Zemin kattan giriş yaptım. Daha henüz saat 7 olmadığı için işçiler daha işe başlamadı. Lampe. Evet. Zeig mir. Danke. Ah, das auch. Dir. Anke. Gitarre. Ja, ja. Weg, wegnehmen. Muy bien, señor. Arkadaşlar, şöyle bir manzaramız var. Gördüğünüz gibi süper bir manzara. Süper. Ama sonuçta burası bir hastane. Was ist das? Oh, çay. Çay hot. Very hot. Caliente. Yo caliente. Yes. Yo caliente. Arkadaşlar, bu arkadaş Ekvator kökenli olup İspanya'da yaşıyor, Barcelona'da. Oradan geliyor. Hiçbir kelime Almanca bilmiyor. Ama işte Avrupa vatandaşı olduğu için çok kolay iş buluyorlar arkadaşlar. Ben buna burada bir şey anlatırken inan bazen çok zorlanıyorum. Google'un Translate'ını kullanaraktan anlaşabiliyoruz. Şehrin en güzel noktalarından bir yeri lokasyon olarak. Çok iyi bir manzaraya sahip. Ama sonuçta burası bir hastane arkadaşlar. Umarım kimsenin yolu buraya düşmez. Ben de dahil olmak üzere. Görüyorsun arkadaşım. Arkadaşlar bak. Aho. Sarımsak doğuruyor. Garlic. Garlic. Sarımsak. Çayın içine sarımsak doğuruyor sabah sabah bu adam. Por qué? My heart to care. Yeah. Mi corazón puro y todo la sangre. Oh. Las venas. Every morgan. Morgan y the night. The night. Sí, sabahları ve akşamları sarımsak çayın içine sarımsak atıyor içiyor arkadaşlar. Adamda ne mide var lan? It's fine. It's good. It's good. It's good. Good for us. My hair. Wilson. Que lo pasas. Se me hace. Lavora. Hola. Beber mucho esto es bueno para la salud. Salute. Protein. Saluti. Oh. Yarası ağzı yanmış. Evet, şimdi hazırlığımızı yaptık arkadaşlar. İş başı, çalışmaya başlıyoruz. Molalarda video çekeceğim. Ondan sonra böyle bir vlog gelecek. Hola amigo. Todo bien amigo. Perfecto. Sí. Aquí empezando el día a trabajar. Todo bien. Every day, work. A la Turquía, Turquía, my friend. Turkish, my friend. Okay? Cristiano Ronaldo. The hell. Ecuador, my friend. Okay. Gracias. Thank you so much. Very much. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Video devam edecek. Kamerada Wilson. Teşekkürler Wilson. Gracias. Son zamanlarda böyle soğuk kahveye alıştım arkadaşlar.
Kendim evde yapıyorum. İçine buz koyuyorum. Bak, ses geliyor. Böyle. Gerçekten çok güzel tadı var. Ben bunu daha önce Almanya'da da içmiştim. Almanya'da çok yerde Almancası böyle ice cafe diyorlar. Ice kafeler var. Oralarda içine dondurma falan da koyuyorlar. Çok güzel oluyor. Ben dondurmasız yapıyorum ama bayağı güzel yani. Havayı da göstereyim. Hava çok bozuk arkadaş, kasvetli. Yağmur da yağıyor zaten, görüyorsunuz aşağıda ıslak yerler. Bu hastane çok büyük bir alana kurulu arkadaşlar. Böyle büyük bir mahalle, komple hastane. Her ünite var burada, üniversite hastanesi. Her ünitesi var. Yani burası bazı ülkelerdeki gibi yap işlet devlet modelli bir hastane değil. Buralarda öyle bir şey yok. Yuvası varsa da ben görmedim. Ama yarı özel, yarı devlete ait hastaneler var. Küçük, böyle çok büyük değil de küçük hastaneler gördüm, var yani. Ne güzel bir şey lan bu. Şimdi öğlen molası. Yemek yeme zamanı. Evden çorba getirdim. Şöyle şeyin içinde, bunun içinde. Sabah 6'da dolduruyorum arkadaşlar bunun içine yemeği. Bak şu anda saat 12. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Sımsıcak. Ağzım yanıyor hatta, var ya. Çok sıcak. Şöyle bir şey. Bazı videoların altında yorum yapıyor arkadaşlar. Bana diyorsunuz ki bazılarınız, abi hayat yaşıyorsun, kralsın, şöylesin, böylesin diyorlar. Ya ben kendi kendime sordum. Acaba yaşamak istediğim hayat bu mu diye soruyorum. Cevabım hayır oluyor. Şimdi ben inşaat işçisiyim arkadaşlar. Başka işler de yapabilirim ama sonuçta orada da çalışacaksın yani. Aslında ben şu anda yaşamak istediğim hayat bu değil. Önceleri buydu. Evet, İsviçre'ye gideyim, çalışayım, hak ettiğimi, işte az çok hak ettiğimi alabileyim. İşte şuyum olsun, buyum olsundu. Ama zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe, zaman geçtikçe, çevre değiştikçe insanın düşünceleri, istekleri, geleceğe yönelik düşünceleri olsun, başta olmak üzere insanın her şeyi değişebiliyor. Dünya görüşü değişebiliyor. Daha önce kara dediğine beyaz diyebiliyor, beyaz dediğine siyah diyebiliyor. Yani bende de böyle bir şey var şimdi. Ben diyorum acaba yaşamak istediğim hayat bu mu ya? Şu an ben yaşamamın 24 saat, bir gün 24 saat, bunun her saniyesi kuşkusuz çok değerli, çok değerli. Ama ben bunun 10, 11, 12 saatini çalışmakla geçiriyorum. Yani düşünüyorum ben, çalışmak için mi yaşıyoruz ya biz? Ha şimdi diyeceksiniz ki abi biz 14-15 saat çalışıyoruz, biz ne yapalım? O da senin bileceğin iş arkadaşım. Ben mesela kendim böyle yaşam benim tercihim değil. Bu sistemin, bu vahşi kapitalist sistemin dayattığı bir yaşam şekli bu. Hepimiz için böyle. Ya bugün işte bakıyorsun, dünyanın her tarafında enflasyonlar yükselmiş. Her şey zamlanmış, evler, kiralar, işte araba fiyatları, benzin, her şey zamlanmış. Niye böyle oldu? İşte korona geldi, böyle oldu. Yok ya, yutar mıyım? Benim gibiler yutmaz mı? Sizin bu kurduğunuz düzen, bu vahşi düzen, bu insan sömürü düzeni artık yürümüyor, yürütemiyorsunuz. Üç kağıt düzeni, faiz, senet, çek senet, bono. Sizin düzeniniz bu işte, üç kağıttan oluşuyor.
Başka bir şey vaat edemiyorsunuz insanlara. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bunun ya bu 8 milyarın ürettiği değeri belki de 100 kişi. 100 kişi 8 milyarın ürettiği değerin üstüne konmuş, sömürüyor. Ha bu bilinci, bu bilince varmak lazım bir kere yani. Bu bilince vardığın zaman yani bunların düzeni arkadaşlar, ben çok iyi hatırlıyorum 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin tamamen kendisini işte bu düzeni kabul etmesiyle, o Boris Yeltsin falan vardı tam hatırlamıyorum da. Dediler ki işte bu yeni dünya düzeni, artık bundan sonra savaşlar olmayacak, açlıklar olmayacak, işte hiç kimse kendi vücudunu satmayacak falan, böyle şeyler, yalanlarla geldiler. En son 90'lı yılında da yeni dünya düzeni ilan etti bunlar. O günden bugüne bir sayın bakalım kaç savaş olmuş. Kaç savaş olmuş. Ulan var ya, bu kan emiciler var ya. Şimdi bizim çalıştığımız bu hastane milyarlar değerinde. Ve bittikten sonra da milyarlar kazanmaya devam edecek. Bize ne veriyorlar burada? Çekirdeğin kabuğu bile değil. Çekirdeğin kabuğunu bile vermiyorlar. Çalış. Ondan sonra bir de şöyle, çalışmayanı böyle bir aşağılık görüyorlar. Yani çalışmayan insanı aşağılık görüyorlar. Sen bir sor bakalım, o insan neden çalışmıyor? Bir rahatsızlığı mı var? Motivasyonu mu yok? Ya da iş mi bulamıyor? Ya da bu tür şeyleri sormadan direkt işte çalışmıyor, şu çalışmıyor, bu çalışmıyor. Ya çalışmamak da bir tercih. Bu dünyanın nimetleri, var olan her şey, çalışmasam da bütün dünyadaki insanlar yetecek kadar var, fazlası bile var. Fazlası bile var. Ama bu, dediğim gibi, bu kan emici düzen bunu kendine kullanıyor. Kendilerine kullanıyorlar. Bizim gibi insanları da böyle işte ölmeyecek kadar bir maaşla, tamam mı? Yani bu dünya neresinde olursa olsun ölmeyecek kadar bir maaş vererek ağzına bir parmak bal çalıyor işte. Seni taksite, krediye muhtaç ediyor, tamam mı? Senden aldığı parayı sana kredi olarak veriyor, seni borçlandırıyor. Ve seni köle gibi çalışmaya mecbur bırakıyor. Ha bunu söyleyeyim dedim. Yani bir yandan da yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. İşte diyor, yaşamak istediğin hayat bu mu? Değil kardeşim, benim yaşamak istediğim hayat kameralarımı, ekipmanlarımı alıp böyle dünya turuna çıkmak, görüntülemek, arada sırada geri eve dönmek. Bu şekilde bir yaşam istiyorum. Ama şu kapitalist düzende mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü çocuğun olmuş, taksit işine girmişsin, kredi işine girmişsin. Onları ödemen lazım. Emekli olmayı bekliyorsun. Emekli olduğun zaman da yaşın belli bir yaşa gelecek. Bakalım ondan sonra, o yaştan sonra sen o dediklerini yapabilecek misin? Bir de o var. Eğer siz henüz herhangi bir şeye bağlanmadıysanız, krediye, yüklü kredilere, çocuk işine falan girmediyseniz, kafanızda böyle gezme, tozma varsa parasız da yapabilirsiniz ya. Parasız. Yani çok küçük bir bütçeyle yapabilirsin. Gittiğin yerlerde çalışabilirsin. Şimdi arkadaşlar ben yemeğimi yemeye devam edeyim. Video çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz yine. Evet arkadaşlar, bugün de akşam oldu. Saat 5'e geldi. Bugün de bitirdik. Bir gün daha geçti. Günümüzden, ömrümüzden. Bugün de zamanımı satarak geçirdim. Şimdi işim bitti. Üzerimi, gerçi üstümü değiştirmiyorum da ev yakın olduğu için. Malzemelerimi toparladım. Arabamı servise vermiştim, Mercedes servisini. Gidip arabamı servisten alayım. Görüşmek üzere. Etaje hotel bitti, hotel. Biraz önce aradım serviste. Mercedes servisini aradım. Arabam hazır mı diye. Servisi bitirmişler. Arabanı gelip alabilirsin dediler. Şimdi bu durakta otobüs bekliyorum ben. Burada böyle otobüslerin hangi saatlerde geleceği yazıyor. Şu iki tanesi tramvay da, şu otobüs. Bu otobüse de ilk defa bineceğim. İlk defa işim düştü o tarafa.
Londra'dan şimdi bilet aldım. Otobüs bilet aldım. Bu tramvay, buna binmeyeceğim. Otobüse bineceğim. Bir numara. Kadın şoför. Şöyle bindik otobüse. Zaten 2-3 durak gideceğim ben. Biraz önce söylediğim gibi bu otobüse ilk defa biniyorum. Genelde böyle yakın yerlere bisikletimle gittiğim için otobüs kullanmıyorum. Ama şimdi ben oraya bisikletimle gitsem gelirken bisiklet arabaya sığmaz. Sırada çok zorlanmam lazım. O yüzden uğraşmadım. Bu şekilde. Tertemiz arkadaşlar. Europa Platz, Bahnhof. Umsteigemöglichkeit auf die S-Bahn. Mercedes'e geldik arkadaşlar. Burası hem Mercedes hem de Ford satıyor. Smart var, onu satıyor. Hem satıyorlar hem servislerini yapıyorlar. Çok büyük bir araba garajı burası. Hemen şuradan geçerken şu Ford ne kadarmış? 15.900'müş bak. Şu Ford satılmış. Ne çok araba satılıyor ya. Şuradan hadi sizin için bir de jip çekeyim ya. Şu jipi çekeyim arkadaşlar. 2022 model. Şöyle fiyatı görüyorsunuz, bakın. Söylememe gerek yok. Evet. Gideyim arabamı alayım. Şimdi arabayı alırken çekmek isterim de. Arkadaşlar bu ülkede insanlar kamerayı sevmiyorlar ya. Çektirtmiyorlar. Bak Ford alırsan yıllık faizi 1.9'muş. Şurada yazıyor bak. Benim Mercedes burada. Yıkamışlar tertemiz. İyi yağmur bastırdı arkadaşlar. Anahtarımı aldım. Arabama şimdi bineceğim. Adam şimdi açıkladı. Mercedeslerin bazı serilerinde, benimki de öyle olmuş, bunların hava yastıklarını Mercedes değiştiriyor. Yani Mercedes arabaları geri çağırıyor. Bu modellerde. Hepsi değil de işte bazılarını geri çağırıyor. O arabayı tertemiz yapmışlar. Bu arabaların öndeki hava yastıklarını Mercedes kendisi ücretsiz değiştirecek. Bir hata oluşmuş herhalde. Baştan yapmışlar. Onu da ancak şimdi fark etmişler herhalde. Ekim ayının sonuna doğru arabayı getireceğim. Burada Mercedes garajı bu şeyleri, airbagleri yenileyecek arkadaşlar. Bugünlük de video burada bitsin. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.